piyasaya yani alım gücünü etkilediği kesin. Yani nasıl söyleyeyim? 100 liraya aldığınız bir şeyi artık 300-400 liraya da alamıyorsunuz. Tabii ki etkiliyor, mutfağı etkiliyor, insanları etkiliyor. Yani tepkiyi bize veriyorlar, halbuki bizden kaynaklı bir şey değil. Yani onlar da tabii bize serzenişte bulunuyor. İnsanlar Haklı alım olarak. gücünü Tepki gösteriyorlar. Alım güçlerini etkiliyor, alamıyorlar. Bu arada kaçak doluma gitmeye başlıyor. Ha, kaçak dolum da ekonomik olarak uygun mudur? Değildir ama cebindeki paraya göre gidip kaçak dolduruyor. 50 lira veriyor, 50 lira doldur diyor. Kaçakçılığa itiyor vatandaşı. Ya alırken zorlanıyor yani, ne yapsın, mecburi bir ihtiyaç. Yani fıstık değil ki ya almayayım desin. Yani öyle bir ürün olsa almayacak ama mecburi bir tüketim, ihtiyaç. Hani neticede insanlar ısınmak zorunda, kış geliyor. Neticede mutfakta yemeği pişecek. Değil mi? Yemeği pişmezse ne yapsın adam? Mecbur alacak. Hırsızlık yapsa da gelip alacak, ne yapsın? Şimdi bundan 4 ay önce 120 lira 130 lira sattığımız gaz fiyatları 12 kilogram ev tüpü şu anda 205 lira. Hani demek ki ne kadar 75 liralık bir zam geldi. Bu da %60-70 lira herhalde tekabül ediyor. Şimdi biz tüp gaz bayileri olarak son zamanlarda fiyatları takip etmekte bayağı zorlanıyoruz. Son 3 gün 4 gün içinde 2 kere zam yapıldı. Zam geldi. Tabii şirket bize mesajla gönderiyor. Diyor ki fiyatlar değişti. O kendi açısından kolay bir durum ama biz vatandaşa izah etmekte çok zorlanıyoruz. 3 günde 2 zam olacak şey değil. Şu anda zaten tüpü kullanan alt kesim, durumu iyi olmayanlar. Durumu iyi olmayan vatandaşlar kullanıyor. Tabii alırken de bayağı zorlanıyor. Şimdi biz veresiye çalıştığımız için defterde de 70-80 liralık tüp var. Tabii şu anda sattığımızın yerine alamıyoruz. Sattığınız malın yerine koyamadığınız zaman siz de otomatikmen eriyorsunuz. 15-16 liralık bir zam geldi 3 günde. Şimdi peyderpey artacak yani. İnşallah bu durur yani. Ama duracağı da benzemiyor. Allah vatandaşın yardımcısı Bir olsun. vatandaş olarak ben 2010'da emekli oldum. Bağkur'dan 27 sene prim ödedim. 2010'da emekli oldum. Bir maaşımla 3 tane cumhuriyet altını alıyordum. Araştırsınlar baksınlar. Şimdi 2 çeyrek alamıyorum. Nerede bu ferahlık, refahlık nerede? O zaman bana 3 tane cumhuriyet altını versinler gene. 2010'da 3 tane cumhuriyet altını alıyordum. Şimdi 2 çeyrek alamıyorum. Yani vatandaşlar ekonomik olarak sıkıntıdadırlar. Yani buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Tüp tabii ben doğalgazda oturmuyorum. Zaten fakir insanlar tüpü kullanıyor. Yani zengin insanlar hep gitmişler dairelere, sitelere kaçmışlar. Fakir insanlar tüp kullanıyor. Aslında tüpün üstündeki vergi kaldırılması lazım. Tüptür, undur, efendime söyleyeyim, yağdır, şekerdir. Bunların üstündeki vergiler sıfırlanması lazım. Çünkü bunlar ihtiyaçtır. Tüm vatandaşlar kullanıyor. Fakiri de kullanıyor, zengini de kullanıyor. Normal bunlardır yani. Ama araba olmuş 1 trilyon, olsun 1 trilyon. Bana ne ya? Ekmek gelsin, efendime söyleyeyim, şeker olsun, yağ olsun. Bunların üstündeki vergiler kaldırılsın. Allah devletimize zeval vermesin. Ama bizi yönetenler de mümkünse biraz kendilerine çeki düzen versinler.